ısınmasıyla düğün sezonu da açıldı sevgili izleyenler. Organizasyonlar çeşit çeşit kır düğünü, salon düğünü, otel derken bakalım maliyetler ne durumda? Mandev sokağa çıktı, şu maliyetleri şöyle bir bizler için araştırdı. Özellikle İstanbul'da çok düğün yapıyoruz. Kimi siyah masa ister, kimi pembe ister, beyaz ister. Bu isteklerin hepsi faturayı kabartıyor, düğün masrafları cep yakıyor. Yaza giriyoruz. Haliyle düğün sezonu da başladı. Peki 2023 yazında düğün trendleri neler? Gelin damatlar en çok neleri tercih ediyor ve ortalama bir düğünün maliyeti ne kadar tutuyor? 50 bin TL ile 2 milyon TL arasında değiştiğini söyleyebiliriz. Buna benzer bir mekanda menü fiyatları 1500 ila 2500 TL arasında değişirken kişi başı akşam yemeğinden bahsediyorum, yemekli düğünden bahsediyorum. Eğer bunu gündüz yapacak olursanız kişi başı 750-800 TL'ler konuşulabiliyor. Daha tarihi yalı ve saraylarda 1,5-2 milyon TL civarına mal olur. Biraz daha merkezden uzaklaşıp otellere gittiğimizde işte 1000 liralara düşüyor. İşte Sarıyer ve Kilyos, işte Polinesköy civarlarındaki kır mekanlarına gittiğinizde 800-700 liraya kadar düşüyor. Çok pahalı. İyi ki bekar çocuğum yokmuş. İyisi nikah. Nikah yapsınlar. Güzelce balayına gitsinler. Artık kır düğünü. Yok salon düğünü. Onlar geçti çocuğum. Bu hayat pahalılığında. Evlilik öncesi zaten çok büyük masraflar yapılıyor. Bana göre çok da sizin vaktinizi almak istemiyorum. Birbirini seven iki insan nikahını yapar. Davetliler eğer bir şeyler ikram etmek isterlerse oraya gelirler. Katkıda bulunurlar. Finalde böyle kendi aralarında bir yemek yaparlar. Ve hayalinizdeki düğün nedir? Ben bu şekilde düşünüyorum. Evlenirsem evet. Ağustos'un 27'sinde kız arkadaşım evlenecek. Çay, kurabiyeli çayla düğün yapacaklar. Salonda mı? O kadar diye. Salon düğünlerinde de fiyatlar geçtiğimiz yıla göre neredeyse iki kat arttı. Kır düğünü, salon düğünü ya da sahil mekanlarındaki düğünlerin içinde en ucuz, en ekonomik düğün, düğün salonlarında yapılıyor. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere fiyatlar ikiye ayrılıyor. Düğün salonlarında düğün yapmanın maliyeti 30 bin lirayla 100 bin lira arasında değişiklik gösteriyor. Geçen seneye yarı yarıyaydı fiyatlar. Yani fiyatlar bu sene biraz bir tık daha tabii arttı fiyatlar. Ama buna rağmen yani %90'a yaklaşıyoruz. Yeter ki omuz omuza versinler, her şeyin sahibi olurlar. Hepsi birden olmaz ama sırayla. TL ile 2 milyon lira arasında değişiyor düğün maliyetleri. O nasıl olabilir ki ya? 50 bin ne yapıyorsun? Sadece imza atıp çıkıyorsun o zaman. Ekonomik düğün salonlarında çay ve kurabiye. Çay kurabiye. 30 bin lirayla 100 bin lira arasında değişiyor. Herhalde o ortalama çay bir kurabiye, şey. Çay kurabiye simit de girerse bir 150'ye çıkar herhalde. Çıkabilir. Susam da çok arttı ya. Tabii. Ya düğünlerde mi vereceksin onu çay ve kurabiyeyi? Ya işte limonata normal bir düğün tamam, şekli. Yani o 50 bin diyoruz. Yani artık aslında buradaki maksat tamamen bu iki kişinin mutluluğunu paylaşabildiğin yer. Kimi işte böyle teknelerin ucunda paylaşıyor. Kimi daha büyük sarayları kapatıyor. Tabii canım bütçene göre yani. Sonuç itibariyle sen ve benim aramdaki hikaye orada. Yani bizim mutluluğumuz. Mutlu anımızda da yanımızda sevdiklerimizi görmek istiyoruz. Ya orası öyle de yani mesela çay ve kurabiyeyi gördüğün zaman gelecek altının şeyi de düşer. Düşünsene gramın da gramı demek ki hani yani iyiden iyi. Yani hayatın bazı gerçekleri var yani çünkü onlar için diğeri de çok absürt olabilir. Yani. Hayır. Evet haklısın ama işte tamam, belli neyse, olmaz. Okay. Yani belki de onlar o düğüne neyse, kurabiye geleceğine. Doğru haklısın. Heh. Yani geçen yıl oranla %50 oranında %100 oranında artmış maliyetler. Ama ona rağmen mesela tabii herkes sersefil ya da herkes çok iyi kazanıyor falan değil. Herkesin getirisi de ona göre arttı Ürdüm mesela. Herkes Ürdüm Prensi'nin oğlu da değil yani. Onu geçeriz ama yani baktığın zaman mekanlar tamam o bu ama kazançlar da artıyor kimilerinin tabii. Özellikle. Onlar da yapıyor zaten. Tabii. Zaten yaz dediğin kaç gün? 60 günden bahsediyoruz mesela. Haziran'la Ağustos sonuna kadar sonra. Gel. 90 gün. Geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz şu iki günde bir otelde biliyorsun iki gün boyunca bir sunumlarım vardı.
Güzel de bir otel İstanbul'un böyle ta böyle harika yerinde, kıyılarında, Boğaz'a nazır. Sordum nasıl gidiyor düğün, çok telaş vardı çünkü orada bir taraftan da. Yani dedi ki yani her günümüz dolu. Tabii. Yaz sonuna kadar özellikle cumartesi, pazar, evet, cumartesi günleri çok dolu. Hafta içi de öyle işte tadımlar, sunumlar vesaire o kadar çok fazla uçmuş detay var ki. Yani fiyatları bilmiyorum. Tabii. Uçmuş uçmuştur oralarda yani. İstanbul baktığımda içerideki az sayıda Türk'e rastladığımı söyleyebilirim. Tabii canım, oralarda ağırlıklı Ruslar var, Araplar da değil, Ruslar, evet, vesaire. Zaten o Boğaz hattında mesela yeni açılan oteller şunlar bunlar, evet, falan filan. Yani ta 2-3 ay öncesinden günleri, tabii, bitirdiler. Bir de Murat öyle bir geliyorlar. Böyle arabayla giriyorlar. Allah'ım kim iniyor acaba şimdi? Kim? Hiç bakıyorum, hiç tanımadığımız, etmediğimiz. Böyle çantalar önden gidiyor, kendileri arkadan geliyor falan. Yani zannedersin Ürdün Prensi gelmiş. Yani bu süreçte esas o zaman şeye üzülmek istiyorum ben. Üzülüyorum da. Bu gelir farkı niye bu kadar? Yani %10'luk kesim şahane bir şekilde düğününü rahatça yapıyor. Ama %80'lik, hani 20'lik diyelim. Hadi %70, o kadar değil. %60-70'lik kesimde işte çayla kurabiye ile evleniyor. Diğer tarafta o ıstakozlar bilmem neler. Yani hadi bakalım ya. Bu da ne bileyim, sonuçta herkesin kalbi ayrı atıyor. Evet. Sonuçta kalp önemliyse samanlık. Değil mi? Yani hepimiz buradan yola çıkacaksak. Oho, buradan bir gidersek şimdi ben çıkamam bak şimdi.